örneğin sigara gibi, alkol gibi vücudun fiziksel anlamda, psişik anlamda bağımlı kaldığı bir ilaç kullanımı değildir. Bazı koşullarda, özellikle burun içi mukozasının çok şiştiği ve özellikle alt konkaların çok şiştiği durumlarda hastalar burun açıcı damlaları başlangıçta normal seyirde kullanırlar ve bunun yararını da görürler. Ancak konka dediğimiz bu burun içi etlerinin kendi kendine şişmeleri ve kendi kendine büzüşmeleri gerekir. Bunun düzenleyicisi burunda fizyolojik mekanizmalar mevcuttur. Bir süre sonra bu burun damlaları kullanılmadığı takdirde hastanın kendi konkasının kendi kendine büzüşmesini engellemeye başlar. Hasta burun damlası kullanmadığında konkaları, burun içi mukozası kendi kendine büzüşemez hale gelir. Öyle hastalar görüyoruz ki yıllarca, hatta 10 yıllarca bu burun damlası bağımlılığıyla yaşamışlar. Buradaki bağımlılık gerçek bir psişik bağımlılık değildir asla. Bir ilaç bağımlılığı gibi de düşünmemek gerekir. Ama başlangıçta kolaycılığa kapılan burun tıkanıklığını gidermek için bir an evvel eline geçen burun açıcı damlaları kullanan hastalar bir süre sonra ancak o damlayı damlattıklarında burunlarının rahatladığını ve daha rahat nefes aldıklarını söylerler ve bu kolaylığı da yıllarca bazen sürdürebilir.